Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Gözükecek. Çok derin olmayacak. Aynı şekilde kenardan da dış hatta da aynı 3-4 milimetrelik bir çizgi bırakıyoruz ki burası ne? Bizim zımparayla düzeltme hattımız olacak. Bu şekilde çizeceksiniz, tamam mı? Sap kısmı en son. Önce çanak. Geçmiyoruz. Çizgilerimiz sağlam kalacak. İç kısımlarını oyacağız. Yani ne devam etmeye çalıştınız? Elden gerekir. Ve sürekli kaşığı hareket ettiriyoruz. Sürekli kaşık bir sap tarafı burada, bir sap tarafı burada, sürekli yer değiştiriyor. Tuttuğumuzda kenardan tırnağımız gözükecek, parmağımız gömülmeyecek. Aksi takdirde çok derin olur, derin kaşıkta yemek yemekte sıkıntı olur. Ancak... Şuraya alacağız. O zaman bu tarafa doğru çevireceğiz. Tamam mı? Çok içeriye girmeden bak. Böyle küçük küçük. Anladın mı? Anladın mı? Kıracağız, tamam mı? Aynı şu şekilde bak. Sürekli kıracağız. Çok geriye gitme. Çok saplama bıçağını. Yüzünden gidin. Aynen. Küçük küçük sıyırarak böyle. El oyması. Bu bildiğimiz klasik bir, çok evet. Yetişemedi ya. Bunlar için daha maliyeti düşük olsun amacıyla çam ağacı kullanıyorlar. Çam. Ama biliyorsunuz kaşık orijinalde şimşirden yapıldı. İşte ben önce biliyorum. Şimşirin son 6 yılda şöyle bir dezavantajımız var. Şimşir ormanlarımızda yıkıma uğramaya başladı. Bir böcek nedeniyle şimşir kesimi yasak. Ondan şimşir kullanamıyoruz ama. Önce ıhlamur ya. Elinizdekiler ıhlamur ağacı. Hem oymak daha kolay. Hem motif daha kolay. Sen de bunu oyuyormuş gibi. Bu şekilde yapar mısın? Şöyle. Çakır. Özlem abi dur. Şu an kameraları oynuyoruz. Ben bunu hep arayacağım. Hocam. 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 Bu mu? Kaşık koymacılık kursumuz yaklaşık 1,5 ay önce başladı. Toplum destekli polis şube müdürlüğü ve halk eğitim il müdürlüğü aracılığıyla gençlerimize unutulmayı yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından kaşık koymacılığı kursunu açmaya uygun gördük. Gençlerimizi dışarıda boş gezmektense ellerinde bir sanat olsun diye bu kursu açtık ve 1,5 aydır devam ediyoruz. Bayağı yol kat ettik öğrencilerimizle.
değişik örnekler çıkartmaya başladılar artık. Kendileri de başarılı şekilde devam ediyorlar. Genellikle doğaya yatkın işte orman hayvanları, geyik kafası, yap kurumuş sonbahar ayındayız. Oradan esinlenerek kurumuş meşe yaprağı, işte geyik boynuzu motiflerini işlediler. Arkadaşlar beğenerek seçtiler aralarından. Bunları işlettirdik. Yalnız kaşığın sapında uygulanacak motifte bir sınırlama yok. O anki içinizden hangi figür, hangi duygu geçiyorsa onu kaşığın sapına dökmek mümkün. Ağaç da müsait olduğu sürece tamamlamak mümkün. Kaç öğrenci var? Kursumuza devam eden kayıtlı 16 öğrencimiz var. Yalnız hafta içi ve hafta sonu olduğu için bazen ders durumuna göre öğrenci katılımları değişiklik gösterebiliyor. Pazartesi, salı günleri hafta içi, cumartesi, pazar da hafta sonları kurs açıyoruz. İşte hafta içi ders durumuna göre katılım oluyor ama hafta sonu genel itibariyle öğrencilerimiz katılım gösteriyorlar, isteyerek geliyorlar, hoşlarına gidiyor. Ve kursun sonunda bizim kısıtlamamız yok, bitiren ürünü alıp eve götürebiliyor. O da onlar için bir motivasyon kaynağı oluyor, hoşlarına gidiyor. Burada emniyetin desteği çok büyük bize. Hem malzeme konusunda hem manen öğrencileri buraya gelme konusunda büyük destekler var, yatsınamaz. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak unutulmaya yüz tutmuş kaşık oymacılık kursumuz halihazırda devam etmektedir. Endüstri Meslek Lisesi bizim muhtemizde çok değerli bir lise olup aynı zamanda gençlerimiz hedef kitlemizdir. Gençlerimize Yakup hocamızın önderliğinde malzeme temini yaptık. İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman da arkalarındayız. Halihazırda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak narkotik suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele ve trafik şube müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde bütün liselerimizde ve halihazırda Endüstri Meslek Lisemizde işbirliği içerisindeyiz. Gençlerimizi vatandaş polis ilişkisini güçlendirip dış ortamdan soyutlayıp iç ortamda huzura ve refaha kavuşturma hedefliyoruz. 1,5 ay önce zorlandık ve hocalarımız bize yardımcı oldular. 1,5 ay sonra da kaşıklarımızı pratik bir şekilde kolayca yapıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Bir kaşık yapımı ne kadar sürüyor? Bir kaşık yapımı profesyonel için 30 dakika falan. Yani bizim için 1 saat, 2 saat falan önce. Haber olmayı seven, medyatif olmayı seven bir adam değilim ama...